أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سنديس 34. ayetteyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 34. ayetti. Mealleri okuyorduk. Son olarak Elmalı Hoca'nın mealine gelmiştik. Er olanlar kadınlar üzerinde hakim dururlar. Kavvamune için Elmalı Hoca hakim durmak anlamını vermiş. Er olanlar. Er-Rical de erkeklerden ziyade biraz daha adamlık yönünü öne çıkarmış. Er-Ricalu. Evet. Er olanlar kadınlar üzerinde hakim dururlar. Kavvamune. Hakim durmak. Şimdi kavvam. Ayakta duran. Çokça ayakta duran. Kavvamune. Evet. Hakim, bunu hakim durmak, onun başında durmak, ona hakim olmak anlamında. Elmalı Hoca kelimelere vesaire çok hakim kendisi. Dolayısıyla onun şeyini dikkatle anlamaya çalışıyorum. Hakim dururlar. Çünkü bir kere Allah birini diğerinden üstün yaratmış. Hoca tam ortadan girmiş. Çünkü bir kere, yani öncelikle Allah birini diğerinden üstün yaratmış. Bir de erler mallarından infak etmektedirler. Yani hem yaratılıştan üstün demek istiyor hoca, hem de parası var. Onun için iyi kadınlar itaatkardırlar. F'ye onun için manası vermiş. Yani buna binaen erkeklerin bu yaratılıştan getirdikleri üstünlükleri ve mallarından infak etmeleri dolayısıyla hakim duruşlarına karşılık iyi kadınlar itaatkardırlar. Onun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah kendilerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler. Allah kendilerini, kendilerine ayette açık değil. Bimâ hafidallâhu'nun mefulü yok. Yani Allah onları sakladığı için, koruduğu için, yani kadınları, kadınlar da gaybı korurlar gibi anlamış. Demin Diyanet mealinde de bu vardı. Şuna gibi değil yani. Gibi şeyini eklemişler. Bir var. Aslında kemadan ziyade başka bir şey söyleyeyim. Kendilerini. Allah kendilerini sakladığı. Allah'ın ayette sakladığı, neyi sakladığı açık değil. Bime hafidallahu. Allah'ın saklaması dolayısıyla diyor. Allah'ın neyi saklaması dolayısıyla. Gaybı da saklaması dolayısıyla. Allah gaybı sakladığı için kadınlar da gaybı korurlar gibi anlıyorduk biz. Şimdi bu ikidir. Mealciler Allah kadınları sakladığı için kadınlar da gaybı saklarlar gibi yaptılar. Mef'ul atadılar. Deminki kendilerini parantez içindeydi sanıyorum. Diyanet mealinde. Evet. Elmalı Hoca onu açıkça sanki ayette varmış gibi vermiş.
Allah kendilerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler. Hayır, yani itaatkar oldukları için Allah gaybı sakladığı için, yani Allah saklamasını istediği için saklıyorlar bunu anlaşılmasın. Şimdi Elmalı Hoca'nın bu yorumu da Diyanet mealindeki bu şey de hafize fiiline mef'ulü kadınlar olarak atamaları sizin yorumunuzla örtüşüyor. Yani Allah onları muhafaza ettiği için hayır. Onlar da kendilerini muhafaza etmeliler. Yani kendilerindeki o gaybi, gizli Allah'ın sakladığı o şeyleri gayb olduğunu kim atadı? Gaybın gayb olarak gizli gizli gayb değil. Tamam işte gizliyi kim gizli olarak atadı? Cenab-ı Hak işte. Cenab-ı Hak atadı. Yani Allah'ın orada sakladığı o gizliliktir. Yani işte gizlilik yahut o kadının üzerindeki gizlilik. Onlar da öyle demek istemişler. Yani kadının üzerindeki. Onlar da kendilerini derken, yani Allah kadının ziynetini, o kadındaki şeyi gayb tayin etti ve onu muhafaza ettiği için kadınlar da onun o gizliliğini korurlar. Yani mealciler aslında sizin düşündüğünüz gibi düşündükleri için böyle yazıyorlar diye sanıyorum. Allah kendilerini sakladı. Allah kadınları nasıl sakladı? Evet. Örtüyle. Onlar da dolayısıyla bu saklılık dolayısıyla gelen gizlilik, o gayb işte o. Oluşan o gizliliği muhafaza ederler. O oluşturulan gizlilik Allah'ın atadığı, belirlediği bir gizliliktir. Yani kadınlar ziynetlerini muhafaza ederler. Allah muhafaza edilmesini emrettiği için. Türkçesi böyle. Allah, ama ayette bu kendilerini kısmı açık değil. Gaybı da dönebilir. Allah gaybı, yani kadının gizemliliğini, gizli olan, gizli kalması gereken tarafını muhafaza altına aldığı için kadın da kendi üzerindeki bu gizli kendi bedeni üzerinde zuhur etmemesi, açığa çıkmaması, ifşa edilmemesi gereken taraflarını saklarlar gibi. Allah kendilerini sakladığı cihetle kendileri de gaybı muhafaza ederler. Serkeşliklerinden, serkeş, yani herhalde böyle başıboş emir almaya yanaşmayan, serkeş kelimesini ben böyle biliyorum, ne kadar doğru bilmiyorum. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz, bak hoca endişe ettiğiniz, hatta korktuğunuz dese tam ayetteki gibi. Serkeş Farsça bir kelime, baş, keş. Öyle mi? Ser, Farsça kelime. Keşlik yapar. Ser de bir sırrı ne derse. Başı keş yani, öyle mi? Başı boş gibi, başı boş. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, yani demek ki önceki kadınlarda böyle şeyler olmaz. Çünkü vallati diye diğerlerine geçiyor. Yani itaatkar olmayanlar. Salihalar ise itaatkardılar zaten. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, dolayısıyla nüşuzun itaatle ilgili olduğuna ikinci bir karine bulduk. Saliha kadının tanımında itaat vardı, kanitat. Ayetin sonunda fe'in ata'nekum, size itaat ederlerse artık el çekin dedi, aynı itaat kavramı var. Dolayısıyla nüşuz bunların karşıtı olan bir şey olmalı. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, evvela kendilerine nasihat edin. Evvela, ayette açık değil. Sonra da ayette açık değil. Vav var ayette. Cenab-ı Hak dileseydi thumme diyebilirdi. Ama sıralamadan çıkarmak mümkün mü? Mümkün. Fakat bu kadar da sarih değil. Sonra yattıkları yerde mehcur bırakın. Bak yattıkları yerde, yani kadın yine yatağında yatsın, mehcur olsun ama orada. Siz yanına varmayın. Veya vardıysanız münasebette bulunmayın. Sonra yattıkları yerde mehcur bırakın. Bu yanına varmayın şeklinde anlaşılabilir. Yani daha çok öyle de anlaşılabilir. Hecredin yataklarda onu. Çünkü kişi hem onunla bir yatağa girdikten sonra hecretmesi pratik olarak zor olabilir. Yine dinlemezlerse döyün demiş hoca. Bunu Osmanlı'dan yazan da öylece yumuşak geyle yazmış. Yine dinlemezlerse, bu da parantezi hak ediyor. Gerçi hoca kullanmıyor parantezi de, ayette yok yani. Yine dinlemezlerse sonra. Dinledikleri halde, yani ayette bunun karşılığı itaat ettilerse, ettikleri takdirde incitmeye bahane aramayın demiş. Ayette incitmek de yok. فَلَا تَبُغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا, bahane aramayın. Buraları hoca anladığı şekliyle okuyucuya yahut anlaması gerektiği şekliyle okuyucuya aktarmış.
Çünkü Allah çok yüksek, çok büyük bulunuyor demiş Elmalı Hoca mealinde. Bulunuyor, muzari fiil kullanmış. Halbuki ayette mazi bir kalıp var. Nasıl Hoca'nın mealine bakalım. Erkekler kadınların üzerinde ziyade kaimdirler. Erkekler kadınların üzerinde ziyade fazladan kaim, kaim, kayyum işte onun şeyi, kaim yani ayakta duran, yani onun üzerinde kaim, ona hakim gibi bir şey. Erkekler kadınların üzerinde ziyade kaimdirler. Çünkü Allah Teala onların bazısını bazısı üzerinde tafdil buyurmuştur. Bazısıyla erkekleri, diğer bazısıyla kadınları anlatıyor. Ve mallarından infak etmektedirler. Biraz parçalı gitmiş Nasuh Hoca. İmdi salih kadınlar itaatlidirler. Fassalihatu kanitatun. Kanitat mutiaattan daha bir ileri itaat şeyi. Niye ona dikkat çekmemişler, itaatle yetinmişler? Allah Teala'nın hıfzı sayesinde gaybı muhafazakardırlar demiş Nasuh Hoca. Hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Serkeşliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince onlara nasihat veriniz. Ve onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövünüz. Fakat size itaat ederlerse artık onların aleyhlerinde bir yol aramayınız. Şüphe yok ki Allah Teala çok yücedir, çok büyüktür. Gerek Elmalı Hoca, gerek Nasuh Hoca ayeti olduğu gibi vermişler. Elmalı Hoca biraz şeylerdeki sıralamalara dikkat çekmek için ilave lafızlar kullanmış. Önce bunu, sonra bunu, ondan sonra dinlemezlerse falan oraya bir küçük koşu değiştirmiş. Nasuh Hoca da onlar da yok. Elmalı Kur'an'da mehcur, ihtiyaçlı hal değil değil mi? Yok. Hangi mi? Mehcur. Yok, mehcur yani hecredilmiş, yalnız bırakılmış. İsmi mef'ulü. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Çantay Hoca çoğunlukla Elmalı Hoca'nın herhalde etkisindeydi, yanlış hatırlamıyorsam. O sebeple ki Allah onlardan kimini, kiminden, parantez içinde erkekleri kadınlardan üstün kılmıştır. Hangi sebeple? Yani kaim olmalı, hakim olmaları sebebiyle mi? Hakim olmak sonuç mu, sebep mi? Halbuki biz ayette hakim olmak sonuç. Çünkü yaratılıştan gelen üstünlük de sebep gibi gözüküyordu. Burada tersi ne algıladım? O sebeple ki, hangi sebeple hakimdirler? Şu sebeple ki gibi demek istemiş. Tamam. Ben yanlış anladım. Şu sebeple ki Allah onların kimi erkekleri kiminden kadınlardan üstün kılmıştır. Bir de erkekler onları ayette açık değil, mallarından infak etmektedirler. Onlara diyecekti herhalde. İyi kadınlar, F burada gözükmüyor mealde. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını nasıl koruduysa, yani Allah kadından haklarını nasıl koruduysa, yanlış anlamıyorsam, onlar da öylece göze görünmeyeni koruyanlardır. Gaybı demekten imtina etmiş, yanlış anlarlar diye. Göze görünmeyeni, gizlide olanı koruyanlardır. Şerlerinden demiş, ayette şer kavramı yoktu, virgül, serkeşliklerinden, nüşuz için kullanıyor bu ikisini de, yıldığınız, yani artık yakayı siktiği noktadan bahsediyor hoca, yılmak. Peki yıldığınız fiili ayette var mı? Yok. Kim bir ömür boyu yılmaz? Hayır, yılmak yani... Yılmak bambaşka bir şey. Kadın öyle itaatsizlik edecek ki artık dorukları zorlayacak. Yıldım artık deyince öyde başlayacak.
Yani öğüde bile başlayabilmesinin şeyi çok sabırlıymış orada. Yani bu biraz yani ayette yok bu fiil en azından. Biz öyle söyleyelim. Tekafune, ha korktuğunuz, yıldığınız anlamına geliyorsa bir şey diyemem. Yıldığınız kadınlara gelince onlara evvela öğüt verin. Parantez içinde vazgeçmezlerse kendilerini yatakların, bu ını özellikle ayırmış hoca. Buradaki ını ayette yok diye ayırıyor. Ama korkmak yerine yılmak yazarken yataklarında yalnız bırakın. Yine kâr etmezse, Elmalı Hoca'da da vardı bu ara şeyler. Vav için okunuyormuş. Yani vav için bunların hepsini aradaki ayette sadece V var. Yine kâr etmezse dövün. Dövün. Bu aldığı yerden olduğu gibi gelmiş buraya. Ha, burada da onları yok. Halbuki ayette وَدْرِبُوهُنَّ مِفْعُولُ da vardı. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür diyor Çantay Hoca mealinde. Gelelim biraz daha çağdaş meallere. Ali Bulaç Hoca'nın mealine bakalım. Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınların üzerinde, ayette geçen hala burada var, üzerinde sorumlu gözeticidir. Sorumlu gözetici. Kavvam için hoca bu değerlendirmeyi yapmış. Sorumlu gözetici. Sorumlu. O zaman Cenab-ı Allah bizi kadınlarımızdan tıkanan öyle sorumlu bir şey. Var öyle bir sorumluluk tabii. Ama şeyimiz altında olursa kullukum ra'in ve kullu ra'in mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve herkes sürüsündekinden, sürüdeki senin sorumluluğun altında, o zaman bu senin sorumluluğun bir parçası. Dolayısıyla çocuklar mesela, onların iyi eğitimi, bu senin bireysel sorumlulukların bunlar. Yani sorumlu gözetici tek bir kelimenin yansıması diye demek istemiş. Ayette iki ayrı kelime yok. Bir kelime var. Ben o bir kelimeyi iki kelimeyle izah etmek istiyorum. Sorumlu gözetici. Gözetici ihtiyaçlarını karşılama yönüne, sorumlu da onun üzerinde amiri olduğu yönüne. Bence yani hoca kavrama çok haksızlık etmiş gözükmüyor. Saliha kadınlar, F yok burada. Saliha kadınlar ise falan deseydi, gönülden, bak gönülden, yukarıdaki meallerin hiçbirinde kunutun şeyi yoktu. İtaatkardırlar deyip geçmişlerdi. Hoca buraya kunutun şeyini koymuş. Farklı yönünü, nüansını. Gönülden, parantez içinde Allah'a itaat edenler. Ayette de bu yok bu sefer. Böyle deyince ayet esasında erkek kadın ilişkisini ve rollerini belirlerken kadının erkeğe itaatini anlattığı bir yerde Allah'a deyince sanki erkeğe karşı itaat sorumluluğu yok. O zaman erkek nasıl sorumlu olacak kendisine itaatle yükümlü olmayan bir kadından? Yani önce hemen aynı ayette sorumlu gözetici diyorsunuz erkek için. Ben birinden sorumluysam o da bana karşı itaatli olmalı ki ben bu sorumluluğumu yerine getirebileyim. Dolayısıyla buraya Allah'a, eğer illa parantez açacaksa Allah'a ve kocasına diye muhtemel mef'ulleri sıralamalıydı. Sadece Allah'a koyunca bu başkasına değil gibi anlaşılabilir. Gönülden Allah'a itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni, gayb kavramı yerine görünmeyeni demişler, görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan demiş, hoca nüşuzu nüşuz diye koymuş buraya. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara, muhtemelen mealin kendisinde buna dair dipnotlar, açıklamalar vardır. Nüşuzundan korktuğunuz, Bulaç Hoca böyle yapmazdı çoğunlukla. İlk defa bizim yaptığımız gibi bir şey yapıyor. Yani ayet kelimenin orijinalini koyuyor ayete. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce, parantez içine koymuş bunu, ayette yok, öğüt verin. Sonra onları, yine ayette yok, bunların yerine V var ayette sadece. Yataklarda yalnız bırakın. Ondan sonra da yine parantez açmış. Bu da yetmezse, yetmezse kelimesinde yeter ama yani oldu ki yetmedi
gibi bir şey sezinledim. Yetmezse hafifçe vurun demiş. Vurmayı olabildiğince hazmedilebilir bir hale sokmuş. Gerek sıralama üzerinden, gerekse hafifliği ve bu da olmazsa son çare. Hafifçe gelmez, her şey kalır. Evet. Vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Fe inatanekum. Fe burada da yok. Allah'a itaat edin, burada size itaat ederler. Evet, onu evet yani görmüyor. Buradaki konunun itaatin erkeğin, kadının erkeğe olan itaati merkezinde olduğunu, konunun bu konu, bu merkezde olduğunu. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür diyor Bulaç Hoca mealinde. Öztürk Hoca, bakalım Yaşar Hoca nasıl ayeti değerlendirmiş. Merak ettiklerimden bir tanesi de bu. Erkekler kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Üzerinde kelimesini kullanmamış ayette olan alayı. Üstünlük hissettiriyor çünkü. Rol bakımından, yoksa varlık ve sonuç bakımından hepimiz Allah'ın kullarıyız. Kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Sadece gözetip kollayıcı diyerek gözetmenin içerisinde şeylik var mı? İdare etmek, yönetmek. Yoksa onu çok hissettirmeyen, yine hizmet eden gibi bir kelime mi? Kollayıcı. Kollayıcı, bodyguard gibi, koruyucu gibi. İhtiyaçlarını ideren falan, onu anlıyorum. Gözeten, yine içinde var sorumluluk. Yani idari bir, idari bir boyutu var yani. Şundan ki, bu neden böyle? Şundan ki, Allah insanların... Şundan ki, Allah insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır. Bol bol ayette nerede vardı? O bimâ enfekû min emvâlihim. Bol bol yoktu. İyi ve temiz kadınlar, saygılıdırlar. F yine yok burada. O F olmayınca insicamı bozuluyormuş gibi geliyor bana. İyi ve temiz kadınlara gelince, iyi ve temiz kadınlar ise, her neyse, Salihayi Hoca böyle tarif etmiş, saygılıdırlar demiş. Bu da kanitatın olabilecek en hafif hali. Yani saygılı olmak ayrı bir şey, itaatkar olmak ayrı bir şey. İtaat etmek, yani emir karşılığına, emir karşılığında boyun eğmek, itaat etmek. Bu biraz herhalde sert geldiğinden saygılı, saygı karşılıklı olabilir. Saygı başka bir şey, hürmet. O başka bir şey. Kadınlar saygılıdırlar. Halbuki ayette itaatkardırlardan daha fazlası vardı. İştenlikle itaatkardırlar gibi. Kanitatun. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi, kendilerini ayette bu meful açık değil, koruduğu gibi gizliliği gayb kavramı yerine gizlilik kavramı, üç aşağı beş yukarı aynı, gizliliği gereken şeyleri korurlar. Hafizatun lil gayb. Gereken şeyler biraz tavzih kabilinden. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden. Hoca nüşuz için sadakatsizlik ve iffetsizlik demiş. Nüşuz. Yani aile içerisinde kadının erkeğe karşı olan itaat yükümlülüğünden daha öte bir şey, daha uç bir şey. Sadakatsizlik. Bu bir ailede sadakatsizlikten söz ettiğiniz zaman bu başka şeyler anlaşılır. Zaten devamında iffetsizlik de demiş. Yani bu çok uç bir şey. Böyle başlatmış nüşuzu. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları, biz nüşuz kelimesine baktık Kur'an'daki örneklerine. Bu manada cinsel bir boyutu sezmedim ben. Korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Yani Cenab-ı Hak ve'idâ kîle nşuzû fenşuzû dediğinde, kalkın denildiğinde de kalkın diyor. O nasıl öyle bir tarafı olabilir? Korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarında yalnız bırakın
Ve nihayet bu sonra ve nihayet bunlar dolgu. Ayette bunun hepsi V var sadece. Onları evden çıkarın. Bu evden çıkarın hangisine tekabül ediyor? Yalnız bırakın evden çık. Ha. Evet hoca burada yapmış yapacağını. Onları evden çıkarın, bulundukları yerden başka yere gönderin. Daha kolay yapsınlar yani. Ya bu sizi korkutur. Şey yok işte değil mi? He? Durma yok işte orada her şey. Oraya evet hoca benden böyle demiş. Buna dair herhalde delili vardır ben bilemem yani. Hocam zaten en çok da korktuğumuz itaatsizlikler değil mi? Yani yanınızdayken itaat etmeyen evden çıkarın başka yere gönderin. Al ne yapacaksın ondan sonra? Bilemiyorum. Orada bir köy var uzakta. Gitmese de gelmedi de bizim köyümüz. Yani Cenab-ı Hak فَأَخْرِجُوهُنَّ diyemiyordu. Yani, kullarının buradaki darbı, dayak, dövmek diye anlayacaklarını bile bile. Evet. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا üstelik. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا üstelik. Siz kelimenin ilk manasını bırakın. Hiç gelmediği, bilinmedik bir biçimde. Sürgüne gönder. Onu Cenab-ı Hak'la Cenab-ı Hak hesabını kendi görür. Ben bilemem. Eğer öyle bir şeyse nihayet onları evden çıkarın. Ayette ne ev var, ne çıkmak var, ne nihayet var. Ama burada çok burada var işte onlar. Bilemiyorum nasıl oluyor bunlar. Yazmadığını yazdım. Evet. Bunun üzerine size saygılı davran. Bir şey gibi. Kitap kitlesi bayramı herhalde bu onu uyuyor. Ben öyle söyledim. Çünkü onun da ne niyetle yaptığını onu da Allah biliyor. Biz bilmiyoruz. Yani iyi niyetle de olsa Cenab-ı Hak adına konuşmak fecaatin şu, yani neyinden daha büyük derlerdi. Özrü kabahatinden mi büyük kabilinden de bilemiyorum. Yani bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Diyor Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Allah insanları birbirinden üstün kıldığı, insanları bu kavram da ayette açık değil. Ama hum zamiriyle, onlar zamiriyle, erkeğiyle, kadınıyla insanları kastettiği anlaşılıyor. Ve mallarından harcayıp kadınların geçimini sağladıkları parantez içinde için erkekler kadınların üzerinde kelimesini kullanmış hoca, yöneticidirler demiş kavram içinde. Yani yönetici kelimesi de kavram bence karşılıyor. Hem ihtiyaçlarını giderme hem amir pozisyonu dolayısıyla. Bundan dolayı bak F'yi hoca kullandı. Şu ana kadar F'yi kullanan başka çıkmış mıydı yukarıda? Bundan dolayı iyi kadınlar itaatkar olup, yani kadınlara düşen rol bu, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık, bu kendilerine ait de açık değildi, Allah'ın verdiği başarı ile gizliyi korurlar. Gayb kavramı yerine gizli korurlar. Yani kocalarına asla ihanet etmezler. Onu da açmış böyle. Yine de korunma, yani burada hakikaten mealler hepsi şeyin dışına çıkmış. Hiç o şeyi tutturulmamış gibi. Bir mahalle tutturulmamış gibi. Allah onu koruduğu için koruyor. Korudular üzere dolayısıyla koruyanlar şeklinde hiçbir... Yani hiçbir mahal mükemmel olmaz ya. Yani. Her mahalde kusur olur. Birinin iyi hassasiyet, başarı gösterdiği bir... Olabilir. Hırçınlık etmelerinden korktuğunuz, nüşuz için hoca hırçınlık demiş. Hırçınlık etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin. Yataklarda onlara sokulmayın. Onları dövün demiş. Yani bu aralarda da V'yi bile koymamış hoca. Yani dolguları bırakın, virgüllerle geçmiş. Virgül V'yi karşılıyor ya. Doğru, karşılıyor V'yi. Hecredin de sokulmayın. Hırçınlık daha yumuşak şey değil mi nüşüze göre? Hırçınlık. Yine daha yüksek bir şey nüşüze göre bence. Nüşüz yani baş kaldırı. Gerçi nüşüz da baş kaldırı. Hırçınlık biraz geçimsizlik gibi geliyor bana. Böyle uyumsuzluk gibi. Taşkınlık. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür diyor Ateş Hoca. En güzeli bu. Mealinde. O hocam
Hırçınlığı saymazsak. Sokulma kelimesi hiç yok ki orada. Hecer diyor. Evet, sokulma yok. İşte onun yorumu, Hecrede'nin yorumu. Yalnız bırakın yorumu. Şimdi Suat Hoca'ya bakalım. Kocalar demiş, ayette kocalar yok bir defa. Eşleri de yok. Üzerinde var o. Yönetici ve koruyucudurlar. Kavvam için bu iki kelime. Bunun sebebi bir var orada. Allah'ın bazı insanlara, insanlar kavramı ayette açık değil, bazılarından daha fazla nimet vermesi, faddalallahu bu manada, ve bir de ama faddalallahu ba'dahum ala ba'd, orada da ala kullanılmış. Dolayısıyla o ala ile kullanınca fazladan nimet vererek üstün kılmak meydana geliyor, anlamı ortaya çıkıyor. Ala var en azından. Vermesi ve bir de kocalarının mehir verme. Bu ne dedi bu söz? Yani ayette işte olmayan şey ne kadar şey varsa. Enfeku, yani malın infak ettiği şeyler arasından bir tanesi değil mi mehir verme? Elbette ki. Ama niye burada özellikle onlar seçilmiş? Mehir verme, evin masraflarını yükleme gibi mali yükümlülükler. Yani bunlara hangi birine ayette yok diye sayayım ki, mali yükümlülükleridir. Vermesi. Ve bir de kocaların infak etme yok burada. Fiil gelmedi önüme. O bima enfaku. Ha, yüküm vermeleri, mehir verme, evin masrafını yükleme gibi mali yükümlülükleridir. Ne, bunun müptedası ne? Yükümlülükleridir. Ne yükümlülükleridir? Bunun sebebi ha yükümlülükleridir. Bunun sebebi Allah'ın nimet vermesi ve bir de kocaların mehir verme, ilişki masrafını yükleme gibi mali yükümlülükleridir. Sonu kaçırmış hocam. Yani o ayette mazi bir fiil var falan, onlar hoca isim cümlesine dönüştürmüş. O halde iyi kadınlar, bak F'ye o halde demiş hoca, iyi kadınlar itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocaların yokluğunda, ayette kocaların yokluğunda bu kadar açık değil, lilgaybi sadece var. Onların hukuklarını, onlar yok, hukukları yok, koruyan kadınlardır. Dik başlılığından, nüşuz için kullanmış hoca bunu. Yıldığınız, tekafune için yılmayı kullanmış. Kadınlara gelince, yani öyle bir mealde öyle uç kelimeler kullanılmış ki okuyana yani sert gelmesin. İleride dövün kelimesi gelecek ya, hak versin ya, bu kadar hem dik başlı hem adamı yıldırmış dik başlılığıyla, yani okuyan kimse, erkek kadın, böylesi de dövülür dedirtebilmek adına. Halbuki Cenab-ı Hak bunu söyleyecekse yılmayı 40 kere bize orada anlatacak bir hocam, ifade kullanabilirdi. İmanlığı var mı acaba bilginizde? Efendim? İmanlığı var mı hocam? Tanımıyorum. Bir vaaz gibi konuşuyor. Konuşmalar hep böyle vaaz verir gibi. Evet. İlaveler yapıyor. Ama öğretim üyesiydi yani. Acaba geçmişte diyorum şey var mı? İmanlıktan mı gelmiş bilmiyorum. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, yani hocanın mealine ziyade tefsir desek. Onlara evvela öğüt verin, vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın. Ayette madaca çoğuldu. Ve bunlarla da yola gelmezlerse, buralar tabi ayette yok artık. Onları hafifçe dövün. Hoca virgül falan da kullan, parantez de kullanmadığı için bütünüyle hepsi ayetin meali gibi duruyor. Şayet size itaat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır diyor Suat Hoca mealinde. Ben Türkçe bir kelime var. Vur deyince öldürdü diye. Belki de onun için hafifletiyorlar yani. Vur deyince öldürdü derler ya. Peki Yusuf Ali mealine bakalım. Men are the protectors, koruyucular, and maintainers ve ihtiyaç sağlayıcılar, ihtiyaçları giderenler, geçimi sağlayan erkekler, koruyanlar ve ihtiyaçları sağlayanlar. All women, erkekler, kadınların koruyanları ve ihtiyaçlarını sağlayanlarıdır. Kavvam, ihtiyaç sağlama ve koruma. İkisi de hizmet sektöründen şeyler. Yönetime pek girmiyor bu ikisinden biri diye düşünüyorum.
Niye erkekler böyle dediler? Because Allah has given the one more strength than the other. Çünkü Allah birine daha fazla güç, sertlik verdi diğerine nazaran. Yani okuyan da desin ki tabii ki koruyucu olacak. Onun pozları daha çok kabarıyor, daha güçlü. Bu protectors'a karşılık gelecek şekilde. And because they support them from their means. Ve yine onlar kadınları kendi imkanlarıyla destekledikleri için maintainers'tırlar. Yani ihtiyaç gidericidirler. Therefore, bu yüzden the righteous women are devoutly obedient. İçtenlikle itaatkardırlar. Yani yukarıda amir bir rol biçmediyse de mealci erkeğe, ayetin devamı o rolü zorla biçiyor zaten. Kadınlara itaatkardırlar deyince. And guard in the husband's absence, ve korurlar erkeğin, kocanın yokluğunda. What Allah would have them guard. Allah'ın onları koruduklarını. As to those women, şu kadınlara gelince, and whose part ye fear disloyalty, kendilerinden sadakatsizlik, and ill conduct, ve kötü davranış, endişesine kapıldığınız, korktuğunuz bayanlara gelince, admonish them, onlara öğüt verin. First demiş parantez içinde. Next, sonra refuse to share their beds, onların yataklarını paylaşmayı reddedin. And last, ve son olarak beat them, onları dövün lightly, hafifçe. But if they return to obedience, fakat onlar itaate geri dönerlerse, seek not against them, onların aleyhinde aramayın, means başka yollar, of annoyance, onları rahatsız etmek için yani. For Allah is most high, great above you all. Çünkü Allah en yüce olan, aşkın olandır ve büyük olandır hepinizden demiş Yusuf Ali mealinde. Pikten mealine bakalım. Men are in charge of women. Pikten diyor ki erkekler kadınlardan sorumludurlar. Men are in charge of women. Because Allah has made the one of them to excel the other. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yapmıştır. And because they spend of their property. Ve çünkü onlar mallarından harcarlar. Ayette mazi fiil vardı. For the support of women. Kadınları desteklemek için, onlara yardım etmek için, desteklemek için. So, dolayısıyla good women, iyi kadınlar are the obedient. İtaatkar olanlardır. Guarding in secret. Gizlide korurlar. That which Allah has guarded. Allah'ın koruduğunu. As for those from whom ye fear rebellion. Kendilerinden isyan endişesine kapıldığınız. Ya insanın isyan etmelerinden korktuğunuz kadınlara gelince. Rebellion kullanmış nüşuz için. Admonish them. Onlara öğüt verin. And banish them to beds apart. Onları yataklarda yalnız bırakın. And scourge them. Ve onları scourge. Neymiş bu? Bilmediğim bir kelime. Tam dövmenin yerinde bilmediğim bir kelime kullanmış. Scourge. Encourage. Courage. Yüreklendirme mi? Yüreklendirmeme mi? Sözlüğüm de açılmadı. Scourge them. Then if they obey you, sonra eğer onlar size itaat ederlerse, seek not a way against them, onların aleyhinde onlara bir yol, onların aleyhinde bir yol aramayın. Law Allah is ever high, exalted. Allah her dem, yani her zaman yüce olandır, great, büyük olandır diyor Piktel mealinde. Şakir mealine bakalım. Men are the maintainers of women.
Erkekler kadınların ihtiyaçlarını görenlerdir. Because Allah has made some of them. Çünkü Allah onların bir kısmını, yani erkekleri, to excel others, diğerlerine üstün yapmıştır. And because, ve yine, they spend out of their property. Onlar mallarından harcarlar. Geniş zamanlı kullanılmış. The good woman, iyi kadınlar, F harfi burada yok. Meale yansımamış. The good woman, iyi kadınlar, are therefore, işte bu yüzden kullanılmışmış meğer, F buradaymış. Obedient, itaatkardırlar. Guarding the unseen, görünmeyeni muhafaza ederler. As Allah has guarded, Allah'ın muhafaza ettiği gibi. And as to those, şu kadınlara gelince, on whose part you fear desertion, kendilerinden ilgisizlik, desertion, o da ayrı bir kelime. Şuradan bakayım açarsa. Hurub, kaçıp gitmek. Kaçıp gitmelerinden korktuğunuz kadınlar demiş. Peki scourge'e bakalım. Başka anlamları var mı? Sadece hurub. Ha, hurubmuş, kaçmak. Desert, yalnız bırakmak değil miydi? Ha. İsim anlamını verdi. Yahcur, yahrub, evet. Kaçıp gitmek, yalnız bırakmak, çekmek. Ayette yalnız bırakmak erkeklere emredilmişken bu kadınlar için kullanmış. Scourge'e bakacaktım. Es-Saut. Kırbaç demekmiş. Saut. Fiil olarak yecridu, kırbaçlamak, yadribu, vurmak, yu'akribu, cezalandırmak, yu'adribu, azap vermek, yudayiku, köşeye sıkıştırmak, yentekidu bir şiddet, çok fena eleştirmek. Scourge them, onları kırbaçlayın. İlk anlamı o. Bu piktel... Aletli edevatlı yapıyor ha. Belki de başka anlamı vardır, o diğer anlamlarından biridir. Şiddetli bir şekilde eleştirin gibi anlamıştır. Şakir Şakir mealinde whose part you fear desertion, onların kaçıp gitmelerinden korktuğunuz kadınlara gelince, şimdi tehafune nüşuzehunne, nüşuzu kaçıp gitmek anlamıyla vermiş. Admonish them, onlara öğüt verin. And leave them alone in the sleeping place, uyuma yerlerinde onları yalnız bırakın. And beat them, ve onları dövün. Then, if they obey you, şimdi Şakir bunu desertion diye başkaldırı yerine, isyan yerine, nüşuz yerine böyle yapmış ama düşündüğü maslahata bence kavuşamaz bununla. Çünkü Batılı bunu okuduğunda kaçmalarından endişe ettiğiniz, ha bunlar demek ki kadını eve hapsediyorlar, bağlıyorlar. Kadın yani kaçması düşündün mü? Kadın çekip gidiyorum der. Demek ki kadın ayrılma, çekip gitme böyle bir yetkisi de yok. Bağlayacak eve. Kaçmak isterse de, kaçacağından korkarsa da bir ton dayak atacak diye. Bence umduğu şeyi bulamaz bununla, desertion'la. Daha fazla zarar verir. Belki okuyunca kadının boşanma hakkı, ayrılma hakkı, bu birliktelikten çekilme hakkı da yok sanabilir şey okuyucu. Halbuki bunlar var. Nüşuz başka bir şey, başkaldırı. Belki de bu kelimenin nüşuz manası var. Ben böyle yorum yapıyorum, bilemiyorum. Then if they obey you, ancak onlar size akabinde yes, itaat ederlerse, do not seek a way against them, onların aleyhinde bir yol aramayın. Surely Allah is high, great. Muhakkak ki Allah yüce ve büyüktür. Akulu kavli hada ve estağfirullahel azim li ve lekum ve lisairil müminin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.